Kan şekeri glikoz olarak da bilinir. Glikoz, kasları ve diğer dokuları oluşturan hücrelerin enerji için kullandığı en temel formdur. Karbonhidratlar vücudun ana glikoz kaynağıdır. Karbonhidratlar en çok ekmek, patates, pirinç, meyve ve sebzede bulunur. Ayrıca bütün çikolata çeşitleri, şeker türleri ve kurabiyeler yüksek miktarda karbonhidrat içerir. Karbonhidratların kandaki glikoz düzeyine olan etkisinin ölçüldüğü sisteme glisemik indeks denir. Eğer çok fazla karbonhidrat ağırlıklı beslenirseniz, bağırsaklardan emilen şeker miktarı da çok fazla olur ve buna bağlı kan şekeri yükselir. Kan şekeri testleri kanınızdaki glikoz seviyesini ölçen testlerdir. Kanımızda bulunan glikoz miktarı vücudumuzun sağlığıyla ilgili bilgiler verir. Kan şekeri değerlerinin ölçümü sağlık kontrollerinde yapılması gereken en önemli ölçümlerden biridir. Peki açlık kan şekeri nedir? Kişilerin 8 ila 12 saat boyunca aç kalmasının ardından damardan alınan kan ile yapılan testtir. Bu test kişilerin hiperglisemi ya da hipoglisemi olup olmadığı hakkında bilgi verir. Fakat açlık kan şekeri testi tek başına yeterli bir değerlendirme değildir. Açlık kan şekeri değeri kaç olmalıdır? Açlık kan şekeri seviyesi desilitre başına alt sınır 70 mg ile üst sınır 126 mg olarak kabul edilmektedir. Açlık kan şekeri seviyesi 70 ila 100 mg bölü dl arasında bir değerde ise normal yani sağlıklı değerde olduğu bilinmektedir. Hamilelerde ise açlık kan şekeri değeri ise 95 mg bölü dl'nin altında olmalıdır. Açlık kan şekeri testi yaptırdıktan sonra eğer değerler normalin dışında çıktıysa sizde hipoglisemi, prediyabet yani gizli şeker ve diyabet olabileceğini gösterir. 50 ila 70 mg bölü DL'lik açlık kan şekeri seviyesi hipoglisemi olabileceğinizi göstermektedir. 100 ila 125 mg bölü DL'lik açlık kan şekeri seviyesi prediyabet yani gizli şeker olduğunuzu göstermektedir. 126 mg bölü DL ve daha yüksek bir açlık kan şekeri seviyesi ise diyet olduğunuzu göstermektedir. 2 adet ölçülen açlık kan şekeri test sonuçlarınız mutlaka doktorunuz tarafından bir değerlendirmeye alınmalıdır. Açlık kan şekeri değeri nasıl ölçülür? Açlık kan şekeri ölçümü 8 ila 12 saatlik açlık sonrası hastadan alınan kan örneğiyle yapılmaktadır. Bu süre öncesinde kişiler strese sebep olacak durumlardan uzak durmalıdır. Aynı zamanda alkol, sigara ve kafein gibi ürünler ölçüm sonuçları üzerinde olumsuz etki edecek ürünlerdir. Bu sebeple bu ürünleri tüketmekten kaçınılmalıdır. Açlık kan şekeri değeri için kaç saat aç kalmalı? Açlık kan şekeri ölçümünün en doğru sonucu vermesi için 8 ila 12 saat arası aç kalmak gerekmektedir. Bu saat aralıkları için en uygun olan gece açlığı tercih edilebilir. Eğer bu tercih edilirse hemen sabah açlık kan şekeri ölçümü yapılmaktadır. Açlık kan şekeri değeri kaç saat sonra ölçülür? Açlık kan şekeri değeri kişinin 8 ila 12 saat arası aç kalması sonucu ölçülür. Kişi 8 ila 12 saat arası aç kaldıktan sonra açlık kan şekeri için kan numunesi verirse ölçüm yapılır. Açlık kan şekeri değeri neden yükselir? Pankreasta üretilen insülin hormonu besinlerden alınan glikozu dokulardaki hücrelere geçirmektedir. Eğer ki insülin miktarı az olursa glikoz hücreler içine giremez ve kandaki şeker seviyesi yükselir. Bir kişinin 8 ila 12 saat açlık sonrasında yapılan ölçümünden sonra değerin üst sınır olan 126 mg bölü dl ve üzerinde bir değer çıkması açlık kan şekerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Açlık kan şekeri yüksekliği yaygın bir şekilde görülmektedir. Ancak bazı kişiler daha çok risk altındadır. Ailesinde şeker hastalığı geçmişi olan kişiler ve yaş aralığı 45 ila 50 olan kişiler daha fazla riskli sayılır. Çok fazla su içme isteğiniz varsa, geceleri sık sık idrara çıkıyorsanız, iştahsızsanız ya da çok fazla yeme isteğiniz oluyorsa, kısa sürede kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız, Ağzınızda kuruluk varsa açlık kan şekerinizin yükseldiği anlamına gelebilir. Kişilerde açlık kan şekeri yüksekliği belirtileri varsa ihmal edilmemelidir. Zamanında alınmayan her tedbir komayla sonuçlanabilir. Açlık kan şekeri değeri nasıl düşürülür? 1. Egzersiz yaparken çalışan kaslarımız glikozu enerji olarak kullanacaktır ve kandaki glikoz seviyesi düşecektir. Buna bağlı olarak tempolu yürüyüş, bisiklete binmek, yüzmek, koşmak gibi basit egzersizler yaparak açlık kan şekerini normal değerlerde tutabilirsiniz. 2. Karbonhidrat tüketimine dikkat etmelisiniz. Düşük karbonhidratlı bir diyet programı uzun vadede kan şekeri düşüşlerine yardımcı olacaktır. 3. Karbonhidrat ve şeker emilimini yavaşlatan lifli gıdalarla yani sebzeler, meyveler, baklagiller Kepekli tahıllarla beslenmeye özen gösterin. 4. Yeterince su içmek kan şekeri seviyenizi olması gereken sınırları içerisinde tutmaya yardımcı olacaktır. 5. Stres kandaki şeker miktarını etkileyebilir. Gevşeme yöntemleriyle kan şekeri seviyenizi koruyabilirsiniz. 6. Kilonuzu korumak kan şekeri seviyenizi destekleyecektir.